Oldu. Çok teşekkürler. My morning. My morning, My madam. morning. My morning, ma'am. My morning. How are you? Fine, smiling. Yeah. Yes, everybody's smiling. Yes, I can see beautiful smiling faces. This is very beautiful energy. Yes, some are at midnight. I think US group can join maybe later. They wrote that it's in the midnight. Rubin is here, but everybody is smiling. Very nice. And you know, when there is collective smile, even if we are sitting far, we can create very good energy in the universe. Herkes gülümsediği zaman evrende hani hiçbir şey yapmıyor olsak bile, oturuyor olsak bile çok güzel bir enerji oluşturabiliyoruz hep beraber. And you know, that is why Professor Park Jae-woo, when he introduced smile meditation, and it was very beautiful to experience collective smile in his seminar when we were smiling collectively and dancing together, smiling. So people really experienced many miracles during those times. Profesör Park gülümseme meditasyonunda hep beraber bu meditasyonu yapıp onun belli şeyleri var, dans gibi hareketleri var. Onlarla beraber çalıştığımızda da çok mucizevi sonuçlar oluyordu. That is why we should not underestimate the power of our smile. Bu yüzden bu gülümsemenin gücünü lütfen hiçbir zaman göz ardı etmeyin. Özellikle tedavilerde de. And actually in this universe, all existence are smiling. Sun, moon, flower, plant world, animal world, all are smiling actually. Ve dünyada her şey, yani hayvanların dünyası da, bitkilerin dünyası da, güneş, ay, yıldızlar, hepsi aslında bu enerjiye sahip, bu gülümseme enerjisine sahip. But human being have extraordinary features, and the creator has fixed this lip here so that we can express our smile more beautifully. Sadece bizde, dudaklarımızda biz bu gülümsemeyi yansıtabildiğimiz için bu aslında bizde yansımış bir enerji olarak da görülebiliyor. And smile is actually symbol of perfection. Gülümseme aslında bir nevi mükemmelliğin yansıması diyebiliriz. So when you are smiling, actually you are expressing the most beautiful perfection. Ve gülümsediğimizde aslında bizim yaratılmış olan, bize yaratılmış olan en mükemmel yansıtma şeklinde görmüş oluyoruz. Animal world, you know, animals, they cannot smile like human being. Hayvanlar insanlar gibi gülümseyemiyor. So if you compare with animal world, we feel very lucky that we have this system, but then most of the time we are not smiling, just like animals not smiling. Biz bu sisteme sahip olduğumuz için şanslıyız, yani çok şanslıyız. Ama gülümsemiyoruz. But when we talk about the real smile, then this smile has very deep meaning. Gerçek gülümsemeden bahsettiğimizde bunun çok derin bir anlamı var. Yes, this is actually expressing higher level of consciousness. Bu aynı zamanda yüksek bilincin bir yansıması. Which has morality, praise, celebration. Moral, minnet, kutlama, şükran. Kindness. Nezaket. Gratitude. Şefkat. So if we say the definition of smile, this is smile. Otherwise, rest other smiles are just social smiles and fake smile. Diğer bunları yansıtan gülümsemenin dışındaki gülümsemeye biz sosyal gülümseme diyebiliriz. Bunları içermiyor. And the more you are with your real original smile, the more you are closer to the creator.
Ve bu içinizdeki bu duygularla, bu şükranla, minnettarlıkla beraber oluşan gülümsemeye ne kadar yaklaşırsanız, yaratıcı, yaratana da o kadar yaklaşıyoruz. And the more you are closer to the creator, then all beauties, wisdom, healing power, yes, blessings are coming directly in your life. Ve bunu ne kadar çok tecrübe edersek, bununla beraber bizdeki bilgelik, tedavilerdeki bu bilinci kullanma, bu da o kadar çok artacaktır. You know, Professor Park Chae-woo said that if you have some disease in your body, any part of your body is suffering from disease, simple thing is that part is not smiling. Profesör Park şunu söylüyor. Hastalıklarda bir kişinin vücudunda bir organ veya bir bölüm, eğer bir hastalık oluşuyorsa bu alanda bu enerji, bu gülümseme enerjisi yoktur. So we just think that lips are smiling. Actually, each cell of our body is composed of soul, mind, body and life. Each cell. Bu yüzden bizim vücudumuzdaki her bir hücre, ruh, beden, hayat ve zihinden oluşuyor. That is why when your mastermind has some emotion, anger, sadness, yes, fear, then this mastermind emotional energy travels to all the minds, to minds of all cells. Bu yönetici zihnimiz duygulara, belli duygulara, işte öfke olabilir, agresif, başka aşırı olan diğer duygular olabilir. Bunlara hakim olduğunda bunlar, yani bu duygular hücrelerimize de yansıyor. That is why in this situation, stomach mind can also become angry, sad, or can have anxiety or fear. Bu durumda örneğin midenin zihni, belleği öfkeli veya mutlu veya üzüntülü hale gelebilir. It is really very, very important if we have any disease in our body, we should think that how is my internal vibration, internal thoughts, and this you can confirm with how are you feeling? Bu yüzden bir hastalık durumunda kendi içinize dönüp buradaki duruma bakıp nasıl hissettiğinizi Either you are feeling good or you are feeling bad. düşünebilirsiniz. İyi mi hissediyorsunuz, kötü mü hissediyorsunuz? And sometimes you are not feeling good, also not feeling bad. It is very calm state. Yes, this kind of also feeling is coming. Bazen yani ne iyi hissediyorsunuz, ne kötü hissediyorsunuz. Bu duygu da bazen olabiliyor. If you're feeling bad, then it is like homo state of mind. Eğer kötü hissediyorsanız, bu zihnin homo durumudur. And if you are feeling good, then it is moderate. Yes, this is moderate hetero. Moderate hetero. Yes, not excessive hetero. Eğer iyi hissediyorsanız, bu da uygun heterodur. And if you are, neither feeling good nor bad, just calm, no good, no bad, this is soul state. Veya yani ne iyi hissediyorsunuz, ne kötü hissediyorsunuz. Bu da ruh Yes, durumudur. yes. So that is why you should push yourself. You should,
motivate your higher self should motivate yourself to smile always, even in the darkest situation. Her zaman en kötü durumda bile hücrelerinizin gülümsemesini sağlamanız gerekiyor. O enerjiye sahip olmalarını sağlamanız You will get all solutions from this channel. Smile channel. Burada her türlü sonucu bu şekilde alabilirsiniz, olumlu sonucu. Smile has impact on your nervous system and also in your spiritual world. Bu gülümseme sizin hem vücudunuzda, sinir sisteminde hem de spiritüel sisteminizde etkilere sahip. People, those who are smiling in all situations, their nervous system becomes very strong. Her türlü durumda gülümseyen insanların sinir sistemi çok kuvvetli hale geliyor. And they can take decision in any difficult situation very easily and can reach the solution quickly. Ve her türlü zor durumda kolaylıkla karar alabilip o durumda çözüm üretebiliyorlar. And in these types of people, mind smile, body smile, when it is harmonized, then soul particles in your body is activated. Ve kişi burada zihin ve vücudundaki hücreleri gülümseyen hale getirdiğinde ruh seviyesinde de o gülümsemeye ulaşıyor. We should give top priority to uplift our consciousness to the highest level of smile consciousness. This should be top priority mission of your life. Hayatınızın en önemli hedeflerinden bir tanesi bilinci bu seviyeye getirmek olmalı. Before we leave this earth, any moment, you know, death can say, come to me. This is your time is finished. Bu yaşamı terk etmeden önce, evet, sizin bu dünyadaki zamanınız bitti denmeden önce. So before leaving this world, we should taste this divine beauty which human being have inside them with the blessing of the creator. We should taste this beauty. Vücudumuzu terk etmeden önce, bu dünyayı terk etmeden önce yaratanın bize vermiş olduğu bu ilahi ne diyelim, güç demeyelim ama ilahi duyguyu mutlaka herkesin hissetmesi gerekiyor. So you know, all beautiful discoveries, talents, wisdom have come from this channel and you all are eligible to access to your wisdom, your talents, your precious jewels through this channel, smile channel. Bu gülümseme enerjisinin, bu ilahi enerjinin kanalına herkesin bir şekilde bir yoldan ulaşma imkanı var. Bu irfan, bu bilgelik seviyesine. That is why every day, at least one time, you should sit with yourself, yes, and you should push yourself, and you should assess all the data of your routine life. Bu yüzden her gün en az bir defa kendinizi bu şekilde motive etmeniz gerekiyor hayatınızla ilgili. In everyone's life, there is difficulty, there is some challenges, there is good, also there is bad. In everyone's life. Herkesin hayatında bazen çok çok iyi şeyler, bazen çok kötü şeyler olabiliyor. So we should not stick to these little obstacles and challenges. We should push our consciousness to go high. Bizim bu ufak tefek diyebileceğimiz şeylere, yani birleştiklerinde evet belki büyük oluyorlar ama bu ufak engellere takılmamamız gerekiyor. In front of this universe, all these challenges and all these difficulties are just little point. Ufak ufak noktalar var burada. In fact, this corona is also very little in front of this universal, very high level energies.
Aslında korona bile bu evrenin enerjisi karşısında küçük bir şey. Sun, moon, galaxies, so beautiful, high vibrational energies, beautiful power and miracle. Güneş, ay, yıldızlar, galaksiler, bunların mükemmel güçleri var. So we should lift up ourselves to merge with these higher vibrational energies. Bu yüzden kendi enerjimizi bunların mükemmel enerjisiyle birleştirmek, aynı seviyeye gelmek ve o enerji alışverişini sağlayabilmek için kendimizi bu seviyeye yükseltmeye çalışmamız gerekiyor. There is no lack in this universe. Bu evrende hiçbir boşluk yok. So many possibilities are there in this universe. Birçok imkan var bu dünyada. Yes, no lack of land, no lack of job, no lack of money. Evet. Everything is there. Universe is abundant. Bu evrende neşe, mutluluk, para, sorry. Bunların hiçbir eksikliği yok ve bunların hepsi aslında bizi bekliyor diyebiliriz. But because of our little mind, small mind, lots of thoughts, negative thoughts and negative emotions, we couldn't go up, we couldn't ascend, we stay in lower level. That is why we face lack, suffering, disease, because limited small mind. Bu enerjiler kullanılmıyor ve bizi bekliyor. Fakat biz kısıtlanmış bir zihinle, kısıtlanmış bir bilinçle yaşamaya çalıştığımız için bu enerjilerin, bunların seviyesine çıkamıyoruz. That is why every moment in your life, whether you're sitting now, in this every passing moment, you are creating some kind of energy in your being. Oturduğumuz yerde bile içimizde ve ruhumuzda bir tür enerji üretiyoruz. Either you are going up or you are descending. Kendinizi yukarıya doğru yükseltiyorsunuz veya aşağıya doğru düşürüyorsunuz. Some people, they step by step, they push themselves, even in the darkest situations, even in the painful disease, no problem, but they push their consciousness to go up, 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 and they fall down and stand up. They fall down and stand up, and they ascend and go spirally up, up. Bazı kişiler çok kendilerini karanlık içinde de hissetseler veya öyle durumlarda bile olsalar sürekli yukarıya doğru yükselerek ilerliyorlar. Düşüyorlar ve tekrar kalkıyorlar. Düşüyorlar ve tekrar kalkıyorlar. And there are some people, they try to go up, but then some situation is coming, again they go down and they never get up. And they go down, 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 descending. Bazı kişilerde evet kötü bir durum geliyor, düşüyorlar ve tekrar ayağa kalkmıyorlar. Tekrar bir durum geliyor, tekrar düşüyor ve bu o kişiyi sürekli aşağıya doğru çekiyor. Never stop. Don't stop. Because no one will help you. Your family, your personal life, social life, all these people can help you momentarily, but finally, you have to push yourself, you have to help yourself to ascend and to reach the grand smile perfection. And this grand smile perfection is your real friend, will give you everything you want in your life. Hiçbir zaman durmayın. Yanınızda aileniz de olsa, sevdikleriniz de olsa, belli bir duruma kadar size yardım edebilirler. Ama normalde kimse size yardım edemez. Sadece kendiniz
bireysel olarak kendinize yardımcı olup ayağa kalkabilirsiniz. You are not alone even for a single moment. Only thing is you are not looking to your power. That is why you feel sad, alone. Sometimes family problem, husband, wife problem, children problem, job, office. And you feel so alone and sad in these situations. Bu şekilde gün içerisinde belli bir zamanda kendinize zaman ayırıp yalnız kalmazsanız eğer, diğer bütün bu girdilerle beraber, yani dışarıdan etkenler, iş yerindeki problemler, ailenizdeki problemler, sürekli bunlarla uğraşarak kendinizi çok yalnız hissedebilirsiniz. Don't look outside. All these are universal drama. Don't look and don't pay so much of attention to all these sad environment or lack kind of situation. Bu dışarıdaki evrensel dramaya çok fazla takılmayın. Do best role, do best action in the present situation and move on without looking back. Arkaya bakmadan önünüzdeki durumda en iyi yapabileceğiniz şeyi yapın ve ilerleyin. Don't allow anyone to kill your pure inner smile. Kimsenin içinizdeki bu gülümsemeyi öldürmesine, yok etmesine izin vermeyin. Allow this inner pure smile to ascend, to move up high and high. So that you can experience the most beautiful universal energies, creator's energy, smile energy, divine energy. İçinizde bu yaratılmış olan mükemmel ilahi enerjiyi sürekli yükseltmeye çalışın, yukarıya çıkartın. And here lies the calmness, the ultimate calmness you will get only here. And you will never get outside, even you become the richest person on this earth. Dünyadaki en zengin kişi olsanız bile, bu seviyeye çıktığınızdaki mutluluğu, mükemmel huzuru yakalayamazsınız. And this is the final solution to all your sufferings. Ve bu bütün hastalıklarınızdan, ızdıraplarınızdan uzaklaşmanın, bunları çözmenin en kolay ve olası yolu. So how are you now? Smiling? Şimdi nasılsınız? Gülümsüyor muyuz? You see, this smile is very calm smile now. This is very different. I want you to understand the difference. We have many variety of smiles in a day. But this time smile is free from suffering. Günün bu saatindeki gülümseme, evet, gün içerisinde farklı farklı gülümsemeleriniz oluyor. Günün bu saatindeki gülümseme bütün ızdıraplardan uzaklaşmış en saf gülümseme enerjisi. This is innocent baby smile, divine smile. And when you stay most of the time in this smile, calm state where you don't have any expectation. Yes, you are not expecting any gifts, any praise. You are just smiling purely like a baby. And this is the moment when divine medicine is released in your body. Günün bu saatinde yaptığınız bu gülümseme, beklediğiniz hiçbir şey yok, dışarıdan fazla bir hareket yok. En saf, en ilahi enerjiye ulaştığınız bir zaman dilimi oluyor. Yes, so this smile meditation is very beautiful and